Merhaba arkadaşlar Size bugün Arduino Uno ya da Arduino Mega ya da Arduino'nun diğer katları kullanılarak e, Atmega328 Atmel işlemcilerin nasıl bootlanacağını göstermek istiyorum Burada taktığımız Atmega328 e, Arduino Uno'muz var Arduino'nun programını indirdiğinizde bilgisayara e, example kısmı içerisinde e, SPI dosyası var example'larda Hemen o alttadır zaten. Örneklerin alt, en altındadır. Arduino ISP pardon ISP dosyası var. Onu açıyorsunuz. Arduino Ino dosyası var. Onu açıyorsunuz. Ee, şöyle de göstermek gerekirse şu şekilde bir şey. Zaten orada bağlantı pinleri şu şekilde şurada yazıyor. Ee, neyi nereye bağlayacağınız yazıyor. Slave reset demiş mesela. MOSI MISO yani Master Output Slave Input. Master Input Slave Output. E, serial Clock demiş. Şurada e, Slave reset nedir? Hemen geliyorsunuz buradan. ATmega328'in data sheet'ini indirirseniz eğer Slave reset reset e, 1 numaralı pindir. İşte e, master output slave input dediği master output slave input e, kaç numara? 17 numaralı. Master input e, slave output 18 numara. Serial clock da 19 numara. E görüyorsunuz VCC yani 5 volt 7. Eee 8'e bağlıyorsunuz. E, 9 ve 10'a Osilatörünüz e, kristalinizi bağlıyorsunuz. Kristalin ucunu da 2 e, pikofaradlık kapasitörle şöyle göstereyim. 2 pikofaradlık kapasitörle eee ground'a çekiyorsunuz. Yani bir ucunu şu şekilde göstereyim isterseniz. 2 e, burada kristal var. Kristalin bir ucu 9'a, bir ucu e, 10'a bağlanıyor. 9'dan 2 e, pikofaradlık kapasitörü granda çekiyorsunuz ondan da yine 2 bir bir kapasitörü granda çekiyorsunuz bu şekilde devrenizi kurduktan sonra biraz kablolarla karmaşık göz, gözüktüğü için şöyle bunun üzerinde pinleri tanımlamak istedim daha sonra buradan tools menüsünden e, kartınızın ismini seçiyorsunuz işte e, serial port Uno gördüğümüz gibi program burada buna dikkat edelim arduino s isp seçili olacak e, eğer bu Default default ayarlarda AVR e, ISP'de olur muhtemelen. Siz Arduino ISP alacaksınız. Daha sonra Burn Bootloader'a tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi. Burada biraz beklemenizi istiyor. Biraz zaman alacağını söylüyor yani. Hakikaten biraz zaman alıyor tabi. Bootlama işi aslında bu kadar kısa bir iş. E, bunu Arduino Mega'da da yapabilirsiniz. Arduino Mega'da Slave Reset ucunu 53'e Master Output Slave Input ucunu 51. pine Master input sıra output ucunu 50'ye. Serial clock ucunu da 52'ye takıyorsunuz. E tabi beslemesini gene 7-8. pinlerden ya sağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dumb burning bootloader dedi. Bootlama işlemi bu kadar basit.